Geze Göre Türkiye takipçileri, hepinize merhaba. Hatırlayacak olursanız, bir önceki videomuzda yürüyerek buraya 1 kilometre mesafede olan Abdülvahap Gazi Türbesi'ni konu edinmiştik. Doğa yürüyüşü yapmak ve aynı anda 4 ayrı tarihi ve kültürel mekanı görmek isteyenler için burası hakikaten uygun bir alan. Havası ve manzarası ayrıca güzel. Hele hele yaz aylarında kayısı bahçeleri arasında doyumsuz manzara sizleri bekliyor olacaktır. Biz geldik, gördük. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim esas konumuza. Bir çekek, sonra yanına kadar gideriz. Masara Kalesi Zindanları, Baskil. Masara Kalesi Zindanları, Elazığ'ın Baskil ilçesi Suyatağı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu zindanları önemli kılan durum, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 8 yıl boyunca burada tutuklu kalmasıdır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz alan çok dik bir yamaç. Hakikaten yürümek, ayakta tutunmak oldukça zor. Eğimi görebiliyorsunuz. Her an yuvarlanma riski var. Hatta burayı keşfeden araştırmacı yazar ve şu anda bizimle birlikte rehberimiz olan Aygün Çam, kendisinin yuvarlandığını, suya düştüğünü söylüyor. Alaaddin Keykubat, bir yıl süren direnişten sonra erzağı tükenince, kendisine ve Ankara halkına zarar verilmemesi şartıyla 1213 yılının baharında teslim oldu. Ağabeyi onu günümüzde Elazığ'ın Baskil ilçesi sınırları içerisinde kalan Masara Kalesi'ne hapsettirdi. Türk Tarih Kurumu'nun yayınlamış olduğu Abulfaraç Tarihi adlı eserde Masara Zindanları ile ilgili olarak şu ifade yer almaktadır. Selçuklu Sultanlarından İzzettin Keykavus, kardeşi Alaaddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusunda bulunan Muşar Dağı'ndaki Masara Zindanları'nda hapsetmiştir. Urartu döneminde yapıldığı bilinen kale ve hapishane ya da o günün tabiriyle zindan olarak kullanılan yapı ise Fırat Nehri üzerine yapılan Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır. Zaman zaman su azaldığında bu yapıdan geriye kalanlar gün yüzüne çıkmaktadır. Biz de böyle şanslı bir gündeydik. Suların bir miktar azalmış olmasıyla birlikte zindan olarak isimlendirilen bu kalıntıları yakından görme fırsatımız oldu. Tarihi açıdan önemli bir mekan olan
bu kale ve hapishaneden geriye kalanları görüntüleyebildik. Sekiz yıllık zindan hayatının sonunda kurtulan Alaaddin Keykubat, daha sonra dağılan Selçuklu Devleti'nin başına geçerek adeta şahlanış dönemine başlatmıştır. Birçok tarihçi ve araştırmacı yazar, Masara zindanlarını Türkiye tarihinin başlangıç noktası olarak kabul etmektedir. Günümüzde bu kaleden geriye bir parça duvar ve birkaç temel kalıntısı mevcuttur. Evet kıymetli takipçilerim, sizler için gezmemizi, görmemizi istediğiniz yerler varsa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.